Efendim Kitaplarla Seyahat programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de inşallah size yine belirlediğimiz kitaplardan bölümler okuyacağız kıymetli seyirciler. Bugün de 3 kitabı takip etmeye devam ediyoruz bildiğiniz üzere. Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin Dert Musikisi isimli kitabından, Filibeli Ahmet Hilmi'nin Amak-ı Hayal kitabından ve Musa Hub Bey'in İffet Kahramanları kitabından bölümler okumaya bugün de devam edeceğiz. Allah nasip ederse. Evet, bu arada bize ulaşabileceğiniz elektronik posta adresimiz şu anda ekranda kıymetli seyirciler. asimyildirim.com@gmail.com. Bize buradan ulaşabileceksiniz. Bize maddi destekte bulunmak istiyorsanız Patreon hesabımızı da hemen ekrana getirelim. patreon.com/asimyildirim adresimiz bu. Efendim kitaplarla seyahat inşallah başladı, devam ediyoruz ama kitapları okumaya birazdan geçeceğim ama bir önemli hususu da ya da hatırlatmayı da şöyle yapmak istiyorum kıymetli seyirciler. Efendim bu akşam Türkiye saatiyle 22'de inşallah Fikirlerin Dili bölümünde Necdet İçel hocamızla soru cevap programımız olacak. Yine canlı olarak yayınlayacağız Allah nasip ederse. Sorularınızı bekliyoruz. Yayın sırasında da sorabilirsiniz. Soruları ben anında Necdet hocama iletmiş olacağım. Kendisinden cevapları alacağız. Fakat benim yine hazırladığım sorular var. Henüz Necdet hocamın bundan haberi yok. Soracağım sorulardan. Birkaç saat sonra inşallah ekrana gelecek canlı olarak sevgili seyirciler Necdet İçel abiyle yapacağımız bu programda. Evet, müziğimizi hemen başlatalım ve arkasından da inşallah ilk kitabımızı okumaya geçebiliriz. İlk kitabımız Dert Musikisi kıymetli seyirciler ve Dert Musikisi'nde bugün okuyacağımız bölümün başlığı ekrana gelsin. Efendim Peygamber Yolu başlıklı bölümü okuyacağız. Hoca Efendi'ye bir soru soruluyor. Peygamber yoluna tabi olma, müminin hayatına nasıl yansır şeklinde. Cevabı da Hoca Efendi bakın nasıl veriyor. Bilindiği üzere Usulüddin ulemasına göre Havas-ı Selim'e aklı selim ve haberi mütevatir olmak üzere ilme götüren yollar üçtür. Bunlardan biri olan aklın kendine göre bir idrak alanı olduğu gibi sağlam duyu organlarının da kendilerine göre bir duyuş, seziş ve değerlendirilişleri söz konusudur. Dolayısıyla insan bunları yerli yerinde kullanmak suretiyle belli hakikatlere ulaşabilir. Aynı şekilde insan vicdanını kullanarak farklı enginliklere açılabilir, bir kısım hakikatleri sezebilir. Bergson, vicdanın bu sezgisine entüisyon sözüyle yaklaşırken bunun bizim kültürümüzdeki adı ise hadistir. Fakat öyle hakikatler vardır ki ne akıl ne duyular ne de vicdan onları göremez, duyamaz, sezemez ve kavrayamaz. Hatta akıl ve duyularla bilinebilecek eşya ve hadiselerin bile çoğu zaman arka planlarıyla görülüp keşfedilmesi ve varlığın mahiyeti nefsül emriyesiyle kavranması mümkün değildir. Çünkü eşyanın keşfedilip bilinen yönlerinin yanında akıl ve duyularının kavramada yetersiz kalacağı çok farklı buğutları da vardır. Hele zat-ı uluhiyet hakikati, ahiret ve metafizik alemlerle ilgili konular akıl ve duyuların kavrama alanının tamamen dışında kalır. İnsan akıl ve duyularını kullanmak suretiyle zat-ı uluhiyeti hakikatiyle tanıyıp bilemeyeceği gibi ona nasıl kulluk yapılacağını da bilemez. İşte bütün bu mevzularla ilgili saf ve dupduru bilgi Allah katındadır. Ayetül Kürsi'de yer alan yarattığı mahlukların önünde ardında ne var hepsini bilir. Onlarsa ancak onun dileyip onlara öğrettiğini bilebilirler şeklindeki ifadelerden de anlaşılacağı gibi Allah'ın bildirmesiyle kulları da ilmi ilahiden nasiplenirler. Bu sebeple bizler dualarımızda sık sık Allah'ın bize nezdinden ilmi ledün nasip eyle diyoruz. Hazreti Musa'nın meydana gelen hadiseleri arka planlarıyla kavrayabilmek için Hızır Aleyhisselam'la uzun bir yolculuğa çıkması gibi Allah dostları da uzun seyru suluki ruhanilerle ve daha başka yollarla hep eşyanın perde arkasına muttali olmaya çalışmışlardır. Hatta günümüzde
asli halini koruyamamış bazı dinlere veya din görünümündeki bir kısım organizasyonlara mensup olan insanlar da yoga ve meditasyon benzeri bir kısım yollarla hakikatin bilgisine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Fakat bu konuda objektif olan ve asıl itimat edilmesi gereken bilgi Allah'ın peygamberleri vasıtasıyla insanlara ulaştırdığı vahiy kaynaklı bilgidir. İşte İslam alimlerinin bir bilgi kaynağı olarak ifade ettikleri haber-i mütevatir de bundan ibarettir. Kur'an-ı Kerim baştan sona kadar bize tevatüren yani yalan üzerinde birleşmeleri aklen imkansız olan bir topluluk tarafından nakledilmiştir. Aynı şekilde Efendimizin sünnetinin önemli bir kısmı da bizlere ister lafzen ister manen olsun tevatüren nakledilmiştir. Kur'an Allah tarafından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin pak sinesine ilka edilen bir vahiy olduğu gibi aynı şekilde sünnet-i sahiha da yine Efendimiz'e Allah tarafından vahyedilmiştir. Şu kadar var ki Kur'an vahyi metluv yani lafzı da manası gibi Allah'tan olup tilaveti ibadet olan vahidir. Sünnetse vahyi gayri metluv yani manası Allah'tan olmakla beraber lafza dökülmesi Efendimiz'e bırakılan ve tilaveti ibadet olmayan vahiy olarak isimlendirilmiştir. Ayrıca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından gönderilen ve ayet-i kerime ile itmam ve ikmal edildiği, tamamlandığı ve kemale erdirildiği ifade edilen İslam dinini mükemmel bir şekilde temsil etmiştir. Zaten böyle kamil bir dini kendi kemal ve tamamiyeti içerisinde arızasız ve kusursuz olarak ancak Cili'nin kitabına başlık olarak koyduğu ifadeyle bir insanı kamil temsil edebilirdi ve etti de. Esasında Kur'an'ın eksiksiz ve doğru bir şekilde anlaşılması ve tatbik edilmesi de ancak Efendimizin bu mükemmel temsiliyle mümkün olmuştur. Dolayısıyla biz peygamber yolu dediğimizde hem Cenab-ı Hak tarafından Efendimiz'e indirilen vahyi hem de onun bu konudaki mükemmel temsilini anlıyoruz. Bizim için bunların tamamı yanıltmaz birer bilgi kaynağıdır. İnsanın özellikle iman ve ibadetle alakalı mevzularda doğru yolu bulması ancak bu iki kaynağı yani Kur'an ve sünnete bağlı kalmasıyla mümkün olur. Yoksa ele aldığı meseleleri Mişkat-ı Nübüvvet altında test ede ede götürmeyen bir insan, farz-ı muhal doğrudan doğruya Zat-ı Uluhiyet'le görüşecek bile olsa orada dahi hata edebilir. Mesela orada nasıl bir temkin ve teyakkuz gerekeceğini bilemeyebilir. Huzurun adabına riayet edemeyebilir. Abd-mabud ilişkisinin nasıl kurulacağını idrak ve ihata edemeyebilir. Böyle bir payeyi elde ettiği için fahre, ucuba girebilir. Bu sebeple de böyle bir zirveden derin bir çukura düşebilir. Aynı şekilde bir insan Zat-ı Uluhiyet'e karşı derin bir aşk-ı muhabbet taşıyabilir. Tıpkı Ferhat gibi, Vamık gibi sevdalanıp Allah aşkıyla yanıp tutuşabilir, ona kavuşma adına çok ciddi bir iştiyak duyabilir. Bu konuda ahesterevlik yapmayı delice sevdiği Zat'a karşı ciddi bir saygısızlık olarak görebilir. İşte böyle bir kişi eğer peygamber yolunda hareket etmiyorsa o da dengeyi koruyamayacak ve belki ellerini kaldırıp Allah'ım bir an evvel canımı al da sana kavuşayım diye dua edecektir. Her ne kadar böyle bir dua aklen güzel görünse de bunda da bir dengesizlik söz konusudur ve sünnet yoluna muhaliftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde ölümü temenni etmeyi men etmiş, insanın bu mevzuda yapabileceğinin en fazla Allah'ım yaşamamda hayır olduğu sürece beni yaşat, ölümüm hayırlı hale geldiğinde de emanetini al diye dua etmesi olduğunu söylemiştir. Zira bu dünya bir talimgahtır. İnsan öbür aleme liyakat kazanmak ve oraya göre bir donanım elde etmek için bu talimgaha gönderilmiştir. Dolayısıyla onun tıpkı bir asker gibi kendisini bu dünyaya gönderen zat tarafından terhisi eline verilinceye kadar sabretmesi ve kusursuz bir şekilde kulluk vazifesini yerine getirmesi gerekir. Peygamber yolunun gereği budur.
İnsanın böyle basit bir meselede bile sünnet yolu olmaksızın doğruyu bulması çok zor olacaktır. Meselenin daha iyi kavranması adına misal vermeye devam edelim. Bir insan aklıyla bir yaratıcı olduğunu bulabilir. Fetret devrinde yaşamış olan ve bir peygamberin mesajıyla tanışma imkanı bulamayan pek çok insan gibi kainattaki harikulade eserlerden yola çıkarak bir yaratıcı var diyebilir. Fakat bir insanın tek başına o yaratıcının kim olduğu, hangi vasıf ve isimlere sahip bulunduğu, hakkında nasıl bir düşünceye sahip olunacağı gibi hususları bilmesi mümkün değildir. Bu gibi hususları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vaz etmiş olduğu çerçevede ele almayan bir kişi çok yanlış bir uluhiyet telakkilerine girebilir. Bir dönemde İsrailoğullarının yaptığı gibi teczim düşüncelerine kapılabilir, bazı Hristiyanlarda veya bir kısım Şia'da olduğu gibi haşa Allah'ın bir beşerde hulul ve ittihad ettiğine kail olabilir. Ya da Grek felsefesinin tesirinde kalmış olan Mutezile gibi Allah her şeyi maslahata uygun yaratma mecburiyetindedir gibi yakışıksız ifadeler ileri sürebilir. Gerçi Allah'ın her icraatında binbir hikmet ve maslahat saklıdır. O abes fiil işlemez. Ne var ki Allah Celle Celaluhu hiçbir şeyle mükellef değildir, hiçbir şeye mecbur değildir, hiçbir şey ona vacip değildir. Bu türden ifadeler uluhiyet mefhumuyla bağdaşmaz. Bütün bu düşünceler hangi saikle dile getirilirse getirilsin, isterse bunların arkasında Allah'a karşı duyulan derin bir aşk-ı iştiyak bulunsun, bunların hepsi peygamber yoluna muhaliftir. Bu tür konulardaki düşünceler vahyi semaviye dayanmadığı takdirde Allah muhafaza her zaman zat-ı uluhiyete yakışmayan bir kısım iddialar dile getirilebilir ve böylece dalalete düşürülebilir. Aslında cebriye, mürciye, müşebbihe ve mücessime gibi zat-ı uluhiyetle ilgili düşüncelerinde bir kısım yanlış değerlendirmelere giden fırkaların doğru yoldan sapmalarının temel sebebi de milimi milimine peygamber yolunu takip etmemeleridir. Müslümanların künde künde üstüne devrildiği bir dönemde yaşayan, onların bütün cehd ve gayretlerine rağmen İslam kalesinin duvarlarının bir bir yıkıldığına şahit olan büyük bir dima bile pek çok yerde ehli sünnet vel cemaatin müdafaasını yapmış olduğu halde Tahte Sultanil Kader isimli kitabında bir kısım hakikatleri değerlendirirken maruz kaldığı amansız hadiselerin tesiriyle cebre saplanmıştır. Halbuki bir Arap sözünde ifade edildiği gibi rüzgarlar gemilerin arzu ettiği şekilde esmezler. Aynı böyle hadiseler de insanların keyiflerine göre cereyan etmez. Zira Ali İmran suresinde şöyle buyurulmaktadır. De ki, ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım, sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden de çeker alırsın, dilediğini aziz, dilediğini de zelil kılarsın. Bütün hayır senin elindedir ve sen elbette her şeye kadirsin. Başka bir ayeti kerimede ise Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yine Ali İmran suresi 140. ayet bu defaki. Biz mutluluk vadeden günleri insanlar arasında döndürür dururuz. Yani bir gün birilerine bayram olurken başka bir gün diğerlerine bayram olacaktır. Mülkün gerçek sahibi Allah olduğuna ve o her icraatında faili muhtar bulunduğuna göre hiç kimsenin bu konuda itiraz ve şikayeti hakkı olamaz. İşte bu peygamber yoludur. Özellikle şartların oldukça ağırlaştığı ve zulümlerin zulümleri takip ettiği dönemlerde yaşayan insanların meydana gelen hadiseler hakkında dengeli düşünebilmeleri ve zat-ı uluhiyet hakkında yanlış bir kısım telakkilere gitmemeleri de ancak peygamber yoluna tabi olmalarına bağlıdır. Aksi takdirde onlar yaşadıkları bir kısım acı ve üzüntülerin de etkisiyle bazen kadere taş atmaya, bazen de cebri bir kısım düşüncelere girmeye başlayabilirler. Bunun aksi de söz konusu olabilir.
önemli başarı ve muvaffakiyetler elde eden, sürekli zaferler arkasında koşan ve hadiselerin hep istediği yönde cereyan ettiğine şahit olan insanlar da bir süre sonra gafil ve cahillerin lakırdıları olan yaptık, ettik, kurduk, başardık, tanzim ettik gibi bir kısım iddialarda bulunmaya başlayabilir ve böylece öncekilerin dalalete düşmesi gibi bunlar da bir manada şirke girebilirler. Peygamber yolunun yolcularına gelince onlar muvaffak oldukları her başarıyı Allah'tan bilir, yaptıkları hizmetlerde kendilerinin istihdam edildiğini düşünür ve sürekli bütün güzelliklerin asıl sahibi Allah'a şükür ve hamd duygularıyla gerilirler. Onlar cüz'i iradeyi inkar etmez ve onu insana ait fiillerin ortaya çıkmasında şart-ı adi planında önemli bir sebep görürler ama tesir-i hakikiyi ona vermez, her şeyin yaratıcısının Allah olduğu hakikatini hiçbir şekilde unutmazlar. Dolayısıyla onlar adet-i sübhaniyenin gereği olarak insan iradesine gereği kadar nazar atfeder ama Allah'ın iradesini her şeyin üstünde görürler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaktığı meşalenin altında yürüyen taliler, sebep ve sonuçlar arasındaki uyumsuzluğa da takılmazlar. Onlar hadiseleri sadece zahiri yanlarıyla değerlendirmeyip işin arka planını da nazarı itibarı aldıklarından bu konuda da doğru hükümlere varabilirler. Bu açıdan onlara göre çok küçük sebeplere çok büyük neticelerin bağlanması esasında Allah'ın büyüklüğünün de bir alametidir. Öyle ki Rabbimiz bazen bizim sadece el kaldırıp dua etmemizi bile bir sebep olarak kabul buyurup çok büyük şeyler yaratabilir. Mesela siz Allah'ım yer ve gök ehli arasında bizim için bir sevgi vazeyle diye dua edersiniz. Bir de bakarsınız ki bir dönemde sizin dünyanın dört bir yanına dağılmaya başlayan arkadaşlarınız gittikleri ülkelerin dil ve kültürlerine ait ciddi bir eğitim almamış olmalarına rağmen bir süre sonra oralarda hüsnü kabul görmeye başlarlar. Karşılaştıkları insanlar onlara kol kanat gerer, onları bağırlarına basarlar. İşte böyle bir neticeyi bizim ortaya koyduğumuz gayretlerle izah etmek mümkün değildir. Demek ki duaları kabul eden Rabbimiz yapılan bu duaları karşılıksız bırakmamıştır. Bütün bunları diğer iman esasları hakkında da düşünebiliriz. Mesela bir insanın peygamber yoluna tabi olmadan nübüvvetle ilgili doğru ve dengeli mülahazalara sahip olması mümkün değildir. Peygamberlik hakikatiyle ilgili peygamberlerin vaz etmiş olduğu disiplinlere uymadığı takdirde her zaman bu konuda mübalağa ifade eden bir kısım iddialarda bulunabilir. Bu hususta tefrit ehli bazıları tarafından onlar görevi yalnızca kendisine inen kitabı insanlara ulaştırmak olan kavli, fiili sünnetinin teşride bir yeri olmayan haşa birer postacı gibi değerlendirilebilirler. İfrat ehli başkaları ise zat-ı uluhiyetin kendisini ifade etmesi için peygamberlere muhtaç olduğunu ileri sürebilir. Bu tür meseleler mütevatir habere bağlanmadığı bir otoban olan sünnet yolu terk edilerek patikalara girildiği sürece daha başka sapmalar da ortaya çıkabilir. Allah'a nasıl kulluk yapılacağı, hangi amellerin onun katında ibadet, taat veya kurbet sayılacağı gibi mevzularda da peygamber öğretisi olmadan doğru tavrın belirlenmesi mümkün değildir. İnsan bütün bu konularda vahyin aydınlatıcı tayflarına muhtaçtır. O ibadetlerini ancak dinin taabbudu emirlerine bağlı kaldığı takdirde Allah'ın istediği tarzda yerine getirebilir. Bu tür konularda aklın vereceği bir hüküm yoktur. İnsan kendi başına yeni ibadet şekilleri ortaya koyamaz. Hatta o Allah'a daha çok yaklaşma ve daha iyi kullukta bulunma adına peygamberin talim buyurduğu ibadet şekillerinden daha ağırını ve daha meşakkatlisini ortaya koymuş olsa bile bunların ona hiçbir faydası olmayacaktır. Bilakis o bu tavrıyla Fatiha'da ifade edilen dallin yani sapıtanlar ve mağdubin gazaba uğrayanlar zümresine dahil olacaktır. Bu açıdan ne imana ne de İslam'a ait meselelerde peygamber yoluna tabi olmadan hakikati bulmanın ve orada sabit kadem kalmanın hiçbir yolu yoktur. Yönetim veya sosyal hayatla ilgili meselelerden de misal vermek gerekirse
Mesela birileri herhangi bir kademede yönetici olduğu zaman aklına, tecrübesine veya iktidarına güvenerek kimseye danışma ihtiyacı duymadan kendi başına iş yapabilir. Dedik tavırlarla hareket edebilir. Kararlarında kendisini yanılmaz gibi görebilir. Egosu ve kibri kendisini başkalarıyla istişare etmekten alıkoyabilir. Böyle bir insan mümin bile olsa tiranların yolunu peygamber yoluna tercih etmiş demektir. Zira gözü semalar ötesinde, kulağı Cibril-i Emin'in getireceği mesajla irtibatlı ve vahiyle müeyyet bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her meselesini ashabıyla istişare etmiştir. O hususiyle ashab-ı reyle görüşmeden hiçbir meseleyi çevresine dayatmamıştır. Hatta zaman zaman kendisi farklı bir görüşte olmasına rağmen sırf istişare disiplinini oturtma ve sahabenin görüşüne değer verme adına kendi görüşünden vazgeçmiştir. Mesela o sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar açısından çok önemli olan Uhud Savaşı'nda sahabenin görüşüne göre hareket etmiş, kendisi savunma harbi yapma fikrinde olsa bile Uhud'a çıkmıştır. Böyle önemli bir meselenin yanı sıra hurmaların aşılanması gibi basit bir mevzuda bile siz dünyanızın işlerini daha iyi bilirsiniz diyerek sahabeyi hurmaların aşılanması ile ilgili uygulamalarında baş başa bırakmıştır. Daha doğrusu bu tür konularda bize bir terbiye öğretmiştir. Dolayısıyla zirvedekilerin çevresiyle istişare yaptıktan sonra ben bu konuyu tekrar tekrar düşünmüştüm ve aklıma böyle gelmişti, bunu da isabetli görmüştüm. Fakat yine de siz daha iyi bilirsiniz diyebilmeleri peygamber yoluna uygun hareket tarzı olacaktır. Evet, bu yolun gereği bir insanın benliğinden ve enaniyetinden vazgeçerek başkalarının duygu ve düşüncelerine kendi duygu ve düşüncelerinin çok ötesinde saygılı olmasıdır. İnsan daha başta hangi yolu takip edeceğini çok iyi belirlemelidir. Duygu ve düşünceleriyle, hal ve hareketleriyle firavunların, zorbaların yolundan mı gittiğini yoksa peygamber yolunu mu izlediğini sık sık gözden geçirmelidir. Bizce tutulup gidilmesi gerekli olan tek yol, baştan Enbiya-i İzam'ın yolu, sonra da milimi milimine onları takip eden ve en üst seviyede temsil eden sahabenin yoludur. Hiç şüphesiz peygamber yolunu en doğru anlayan ve en güzel şekilde temsil edenler raşit halifeler olmuştur. Müslümanlık en duru şekliyle arızasız olarak onlar tarafından temsil edilmiştir. Onun içindir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim ve raşit halifelerin benden sonra benim yolumu, rüşt ve istikamet yolunu takip edenlerin yolunu yol edinin, bu yolu azı dişlerinizle tutar gibi sımsıkı tutun sözleriyle müminleri hem kendi sünnetine tabi olmaya hem de raşit halifelerin yolundan gitmeye çağırmıştır. Hatta meseleyi Arapçada kullanılan deyimiyle ifade etmek suretiyle onların yoluna sımsıkı sarılmamızı ve asla bu yoldan ayrılmamamızı vasiyet etmiştir. Başka bir hadislerinde ise Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendilerimizin kıymetini en hayırlılarınız benim çağımda yaşayanlardır, sonra onu takip edenler yani tabiin, sonra da onları takip edenler tebe-i tabiin gelir sözüyle ifade etmiştir. Eğer siz asırların en hayırlısında yaşayan insanları görmez ve onların yoluna tabi olmazsanız peygamber yolunu doğru anlayamazsınız. Müslümanlığın doğru anlaşılıp doğru yorumlanmasının yolu bu büyük zatların bu konudaki anlayışlarına müracaat etmek ve arızasız temsillerine bağlı kalmaktan geçer. Bu açıdan raşit halifelerin, Ehl-i Beyt'in ve ayrım yapmaksızın bütün sahabe-i kiramın sevdirilmesi ve onların yolunun nazara verilmesi çağımızın mürşitleri ve inanan insanlar için çok önemli bir vazifedir. Sahabeden sonra ise peygamber yolunun en güzel temsilcileri mezhep imamları başta olmak üzere selef uleması olmuştur. Dini doğru anlamadan başka hiçbir dertleri olmayan bu büyük zatlar neyin nasıl yorumlanması gerektiğini izah etmişler ve nasılların nasıl anlaşılacağına dair çok önemli disiplinler ortaya koymuşlardır. İnsanlığın iftihar tablosu, insanlığı aydınlatmak için fevkalade bir donanımla gönderildiği gibi özellikle İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii ve İmam Ahmet İbni Hanbel de bir yönüyle özel donanımlı olarak yaratılmışlardır.
Onlar sayesinde dini mevzular aydınlığa kavuşmuş, din onlar sayesinde sahabenin arınladığı gibi bize intikal etmiştir. Dolayısıyla peygamber yolunun anlaşılmasında ve yaşanmasında onların da çok önemli hizmetler yaptıkları iyi bilinmeli, onlara saygıda kusur edilmemeli ve bu büyük müçtehitlerin güzergahı terk edilmemelidir. Fakat bu demek değildir ki siz içinde yaşadığınız çağın şartlarını hesaba katmayacaksınız. Konjonktüre bağlı meselelerle dinin aslına dayanan hükümleri birbirinden ayırmayacaksınız. Bilakis zamanın rüzgarını da arkanıza alacak, temel disiplinlere bağlı kalmak şartıyla onun ortaya koyduğu tefsirden istifade edeceksiniz. Gerektiğinde formatla oynayacaksınız, o dönemde meydana gelen hadiselerden önemli ilke ve prensipler çıkararak bunları yaşadığınız çağın şartlarına uygun olarak hayata geçireceksiniz. Evet, Peygamber Yolu bölümü böyleydi. Biraz uzun bir bölüm oldu kıymetli seyirciler. Ama Hoca Efendi özellikle peygamber yolundan gittiğini iddia edenlerin nasıl bir yolda yürüdüklerini anlamaları açısından ya da anlamamız açısından çok detaylı bir cevap vermiş kıymetli seyirciler. Evet, kaydımızı hemen değiştirelim çünkü sırada Amak-ı Hayal olacak sevgili seyirciler. Bu arada müziğimizi de hemen değiştirmiş olalım. İkinci müziğimiz başlasın. Amak-ı Hayal'de kıymetli seyirciler artık mektuplara başlamıştık. Daha doğrusu ikinci bölüme başlamıştık. Dün Manisa Tımarhanesi'ni okumuştuk. Bugün de yine kısacık bir, özür diliyorum kısacık değilmiş, bir bölüm okuyacağız. Raci'den Sami'ye mektup başlıklı bölümü okuyacağız. Başlayalım bakalım. Sevgili Sami diye başlıyor mektup. Hatırlayacaksınız dün okuduğumuz mektubun başlığı Azizim Raci idi. Şimdi Raci cevap veriyor Sami'ye. Mektubunu aldım. Hatırın için 5-10 dakika hayalimin derinliklerini terk ederek karanlık bir çukura benzeyen şu aleme çıktım. Ey çocuk! Madem ki bu dünyanın bir tımarhane, insanların bir sürü deli olduğunu söylüyorsun, öyleyse benim deliliğime niye itiraz ediyorsun? Galiba herkesteki deliliğe benzemeyen bir çeşit deliliğe tutulduğum için. Evet azizim, ben bu hayallerin arkasında gizlenmiş olan hayaletleri arıyorum. Ne yazık ki bulamıyorum. Bulamıyorum da değil, nasıl anlatayım? İlmi gerçeklere hiçbir şey denilemez. Fakat bir hakikatin varlığı diğer bir hakikatin varlığına engel olmaz. Bazı vicdanlar var ki sonla başlangıç arasında bir sınır, ayırıcı bir sınır vazifesi görmek isteyen gerçeklerin önünde kalıp duramıyor. Ben niyet ettim ki bu hayatı, dünyaya niye geldiğimizi, ne olacağımızı, bizi göndereni anlamadan terk etmeyeyim. Ah ne olurdu ki ben bu sorulara ispat veya inkarla ilgili birer cevap verebilsem. Benim vicdanımı tırmalayan soruların alışıldığı gibi cevapları yok ve olamaz. Sonla ilgili gerçeği inkar etmek için insanın hayvanca bir beyne, duygusuz bir kalbe sahip olması veya ilmi keşifleri bilmemesi gerekir. Nitekim bunu bilmeden ve görmeden doğrulamak da böyle. Derdimi bilim ve fen dünyasında ilaç aradım, bulamadım. Sonra garip bir aleme düştüm. İhtimal ki şimdiye kadar bu alemde bulduklarım birçok endişeli vicdanı ikna ederdi. Fakat ben, teleskopların göremediği uzak alemleri benim mana gözlerim görüyor. Fenleri bilenlerimizin mahiyetini henüz belirleyemediği parlak bulutlarla ben münasebette bulunuyorum. Sizin dikkatli araştırmalarınızdan gizlenen sönük gök cisimleri benim görmek için ışığa ihtiyaç duymayan gözlerime hedef oluyor. Ben öyle bir ruh oldum ki benim için uzak, yakın, maddi ve ruhani kalmadı. Maddeyle ilgili şeyler benim emrime mahkum, manaya ait şeyler idaremin altında acizdir. Böyleyken ben yine açım. Ruhum kendisini doyuracak kanaat gıdasını henüz bulamadı. Arıyorum, arıyorum ne mi? Ne mi arıyorum diyeceksin? Hiç. Sevgili ve aziz Sami, bu tımarhaneye bir deliği neden çok görüyorsun? Anlıyorum ki bana acıyorsun. Teşekkür ederim. Fakat bazı afyonkeşler hastalık başlangıcına, zayıflık ve güçsüzlüğe çok benzeyen sarhoşluk hallerini nasıl sever ve bundan zevk alırlarsa ben de öyleyim. Benim endişeli vicdanımın araştırmaları benim en büyük zevkimdir. Geçen gün
Mensup olduğum dertlilerin gözetleme yeri durumunda olan bir mezarlıkta geziniyordum. Orada bir deli gördüm. Eline geçirdiği bir teraziyle oynuyordu. Ne yaptığını sordum. Bana şu cevabı verdi. Ahmaklıkla bilgiyi tartıyorum. Bundan maksadın ne dedim. Mevcut malımı anlamak dedi. Nasıl buldun bakalım? Ahmaklığım o kadar ağır geldi ki sanırım bu zamanın Karun'u benim. Efendim Karun, Kur'an'ın Kasas suresinde kıssası anlatılan servetiyle meşhur bir şahıs, malumunuz olduğu üzere. Bu sureden öğrendiğimize göre Karun, Hazreti Musa'nın kavminden olan çok zengin bir kişidir. Allah'a ve ahirete inanan ilim sahibi insanlar ona şımarmaması, ahireti de düşünerek iyilik etmesi yönünde tavsiyelerde bulunmakta. İşin iç yüzünü bilmeyen dünya ehli ise Karun'un süslü ve gösterişli hayatına imrenmektedir. Nihayet bu büyük varlık sahibi adam azgınlığı sonucunda Allah tarafından sarayıyla birlikte yerin dibine batırılmış, halk için bir ibret örneği olmuştur. Karun, servetini kendi bilgi ve gücüyle elde ettiğini düşünen, ibadet ve iyilik etme gibi İslami vazifelerini yerine getirmeyi ihmal eden kibirli ve bencil zengin tipinin temsilcisi sayılır deniliyor dipnotta. Tekrar alalım o cümleyi. Ahmaklığım o kadar ağır geldi ki sanırım bu zamanın Karun'u benim. Bu ne demektir? Sana anlatmak zor. Fakat işte benim halim bu. Dünyada bir şeye ihtiyacım olsaydı sana başvururdum. Ama yok, artık senden bir ricam var. O da beni unutmak, yani meşgul etmemek. Sami bu mektupların alınıp gönderilişinden bir ay sonra Manisa'ya gitmişti. Maksadı, üstadı ve en saygıdeğer dostu Raci ile görüşmek, kendisini o melamice hayattan, kınanan yaşantıdan kurtarmaktı. Raci'yi aynı Ali Sultan mezarlığında buldu. Efendim aynı Ali 15. asırda yaşamış bir mutasavvıf olup, o yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı sanılan türbesi Manisa'nın Kuyu Alan mahallesindedir. Bu türbenin çevresindeki mezarlık da 1940'lı yıllarda ortadan kaldırılmıştır. Evet, bu dipnotu da okuduk. Raci beklenenin aksine sağlığını koruyordu. Elbisesi en umursamaz veya kurnaz dilencilerin elbisesini andırıyordu. Sami mezarlığa girdiği zaman Raci'yi ebe gümeçleri arasında ve bir kabre yaslanmış gördü. Kendinden önce mezarlığa giren bir kadın da Raci'ye doğru gidiyordu. Hemen hemen aynı zamanda Raci'nin yanına vardılar. Raci iki ziyaretçiye de hayrete değer bir umursamazlıkla karşıladı. Sami boş yere bu heykeli öpücükleriyle canlandırmaya çalışıyor. Boş yere o sönük gözlerde sevgi ışığı arıyordu. Nihayet Sami niye geldin? Bir mezar taşı seyretmeye mi? Dedi. Sami gerçekten şaşırmıştı. Bir zamanlar en ince, şık ve düzgün konuşan gençlerin tavırlarını taklit etmeye çalıştığı Raci'nin bu Raci olduğuna inanamadığını gösteren ümitsizce bir hayretle üstadını gözden geçiriyordu. Raci, kadın sen niye geldin dedi. Kadıncağız taşkın yüreklerin bir şey dileyecekleri zaman yaptıkları gibi bir gözyaşı seli boşaltarak cevap verdi. Ah şeyhim ah! Meczup efendi, evliya bey, zavallı nefisem, zavallı kızım, ya Rabbi 15 yaşında delirdi, haberim bile yoktu, ah nereden bilirdim. Meğer zavallı kızımın başına sevda gelmiş, yavrucuğum sevmiş, evet sevmiş ama ümitsiz, sessiz, sedasız sevmiş. Evet sevmiş, Lütfullah Bey'in oğlunu seviyormuş. Zavallı delikanlı alttan düştü, başı bir taşa çarparak parçalandı, kız bu haberi duyunca çıldırdı. Üzüntüden kendini yerden yere atmaya, kendi kendisini ısırmaya başladı. Konu komşu bin belayla zapt edebildik. Fakat kızın feryadından durulmuyordu, tımarhaneye koymaya mecbur olduk. Şimdi nefisem tımarhanede. Neyim var, neyim yok sattım. Türbelere adak götürdüğüm, okuttuğum, muskalar aldığım fayda vermedi. Sonunda seni tavsiye ettiler. Git eteğine yapış, bırakma. O adam tekin değil, elbette senin kızını iyi eder dediler. Ah evliya babacığım, Allah aşkına kızımı iyileştir. Zavallı kadıncağız hüngür hüngür ağlıyordu. Raci'nin yüzünde hiçbir üzüntü alameti görünmüyordu. Sami çok hayrette kalmıştı. Saf annenin yakıcı bir şekilde halini saygıyla anlatması onun kalbine batmıştı. Halbuki bu inlemeler Raci'ye bir kaval sesi kadar bile tesir göstermemişti. Sami duygusuzluğun bu kadarına karşı nefretle karışık bir hayret duymaya başladı ve dayanamadı. Raci'ye sert ve kabaca denecek bir dille
Ey akli dengenden mahrum ve bundan dolayı mazur olduğunu bilmesem, bu duygusuzluğundan dolayı seni alçaklıkla suçlardım, dedi. Raci ayağa kalktı, delillere yakışan bir hararetle cevap verdi. Ben mi akli dengemden mahrummuşum? Be hey divane, sen aptallar, budalalar gibi bu hayat faciasının karşısında ezilip kalırken, ben aşkın ne olduğunu, ikilik yokken bir kişinin kendi kendini nasıl sevebildiğini düşünüyordum. Düşünüyordum ki ben, sen, hava, taş, demir hep aynı şey olmasına rağmen neden demir ağlamıyor, taş çıldırmıyor, hava yalvarmıyor da insan, garip bir kahkaha atarak, işte insan sizin gibi delilerle görüşür, dostluk ederse ne düşüneceğini bilemez oluyor. Demir ağlamaz dedim. Kim demiş? Demirle şu kadın arasında ne fark var? Şu halde ağlayan kim, ağlamayan kim? Sami'nin kolunu tutup bükerek, bak şu kolunu hem büktüm, ben büktüm ama senden başka olmasa kolunu kim bükerdi? Halbuki bükülüyor. Niçin? Bunun içine cevap yok. Neden aşk var? Neden sefalet var? Neden zevk var? Neden acı ve üzüntü var? Niçin? Niçin? Cevap yok değil mi? 15 yaşında bir kız, 20 yaşında bir genç. Pekala genç erkek bu kızı alsın, mutlu olsunlar. Fakat hayır. Oğlan attan düşer, kız çıldırır. Niçin? Yine cevap yok. Şimdi bu ihtiyar kadın niye yaşıyor? Benim de yaşayışımda ne zevk var? Hiç. Böyleyken genç erkek ölür, kız çıldırır, ben ve ihtiyar kadın yaşarız. Asıl tuhaf olan nedir? Bunun neden böyle olduğunu bilen yok. Yok. Bu yaşlı kadına acıyorsun, bana acımıyorsun. Onun kızı çıldırmış, peki ama benim ruhum, benim kainatım, benim çıldırdı. Fakat insanın gözü zevkinde, zahmetinde en aşağı olanını görür. Ah, beni nereden buldunuz? Ben şu varlıktaki zıtlık farkını yok etmek üzereydim. Beni neye çevirdiniz? Beni neden yine niçinli bir aleme indirdiniz? Of of, niçinsiz bir varlık. Bu durumda seninle çıldırmış kızın benimle şu taş parçası arasında ne fark var? Niçinsiz varlık. Raci psikiyatrik durumu tehlikeli deliler şeklini gösterdiği için tımarhaneye götürülmüştü. Birkaç gün içinde aşırı öfkesi geçmiş olduğundan orta halli ve hafif delilerle beraber bir avluya bırakıldı. Bu avlunun ortasında bir havuz vardı. Deliler bu havuzda ulu orta çekinmeden yıkanır ve avluda çoğu zaman çıplak dolaşırlardı. Bu işlerin olduğu tarihte Manisa Tımarhanesi gerçekten korkunç bir yoksulluk eviydi. Hastaları yatırdıkları yataklar hiçbir yerde benzeri görülemeyecek kadar kirli ve verilen yemekler adiydi. Bununla birlikte avlunun önündeki demir parmaklığa gelen seyirciler tarafından hastalara sadaka olarak öteberi verilirdi. Bu şekilde iyi ve kötüyü ayırt etmekten aciz olan deliler için de yenmeyecek şeyleri de yiyenler olurdu. Hastanede havuzdan başka hiçbir ilmi tedavi usulü yoktu. Hala delilere pösteki saydırılıyor, aşırı kızgın olanlarına Allah için dayak atılıyordu. İşte ilahi irade eli Raci'yi böyle bir tımarhaneye götürmüştü. Bu tımarhaneye girmek çok kolaydı. Tımarhanecilere göre tımarhaneye her getirilen deliydi. Ama akıllılar için bu adamlarca hiçbir ölçü olmadığından tımarhaneden çıkmak çok zordu. Hele buraya girenleri arayıp soran olmazsa. Raci bu şehirde yabancıydı. Üzerindeki nöbet geçmişti. Fakat Raci gibi bir adamın nazarında bir mezarlıktan sonra en zevkli ve rahat yer bir tımarhane olabilirdi. Delilerin acayip düşünceleri onu düşünmekten alıkoyuyordu. Bundan dolayı bir müddet tımarhanede kalmayı çok uygun bularak oradan çıkmak için hiçbir girişimde bulunmadı. Raci tımarhaneye gireli 15 gün olmuştu. Bir gün hafif deliler yeni gelmiş bir deliyi karşılamakla meşgul oluyorlardı. Bu yeni deli eskilerin çok fazla hoşuna gitmişti. Yeni deli ağır başlıca adımlarla gülümseyen bir yüzle avluda yürürken 20-30 deli hep bir ağızdan aynalı, aynalı, aynalı diye bağırışıyorlardı. Bu sözler Raci'nin kulağına geldi, dikkatini çekti, başını kaldırdı, bir sevinç ve şaşkınlık çığlığı attı. Tımarhaneye gelen yeni deli, Raci'nin kaybettiği ve bulmak ümidiyle Anadolu'nun yarısını dolaştığı halde hiçbir yerde izine rastlayamadığı aynalı babaydı. Raci, dayanılmaz bir cazibe karşısında aciz olarak aynalının
ellerine sarıldı. Şehri mezarlığında başlayan gezinti bu sefer de Manisa Tımarhanesi'nde devam etti. Bu gezintileri anlatan Raci'nin hatıralarından ikinci defteri okuyucuların gözleri önüne koyacağız. Ama ondan önce Raci'nin tımarhanedeki incelemelerini içine alan bazı notların faydalarından okuyucuları mahrum etmek istemedik. Delilerin cinnetini incelemek belki de akıllı olduklarını iddia edenlerin yaptığı işler için de en akla uygun kısmındandır. Sözü Raci'ye bırakıyoruz deniliyor. Biz burada bırakmış olalım kıymetli seyirciler. Raci bundan sonra bakalım neler anlatacak. Müziğimizi değiştirelim ve üçüncü kitabımıza geçelim. Üçüncü kitabımızda okuyacağımız bölüm gerçekten kısa olacak şimdi. Efendim belalımı başlatmış olalım. İffet Kahramanları'ndan bugün okuyacağımız bölümün başlığı İffet Münacatı. Bir nur talebesi ve komşu apartmandaki kadın üst başlığıyla verilen bölüm. Bakın neler anlatılıyor. Alim ve fazıl bir nur talebesi anlattı. Bununla ilgili bir dipnot var. Hemen onu da okuyalım. Bu hadiseyi nakleden Sait Demirtaş kitabında diyor ki, bu yaşanmış olay, isminin yazılmasını istemeyen nur talebesi, alim ve fazıl bir zat tarafından hususi olarak bize anlatıldı. Ona da bu olayı bizzat yaşayan zat anlatmış. Sait Demirtaş'ın İffeti Yaşayanlar kitabından bir bölüm bu. Evet, başlayalım bakalım. Bir apartmanın hemen yanı başında küçük bir kulübede kalmaktaydı. Kulübede su olmadığı için suyunu dışarıdaki bir çeşmeden alıp getiriyordu. Komşu apartmanın sakinlerinden bir kadın da rahat durmuyor, oraya gidip gelirken ona sataşıyordu. Bir gün ihtilam oldu ve gusül abdesti alması gerekti. Her zaman gittiği gibi yine su almak için doğru o çeşmeye gitti. Kabını çeşmeye uzattı fakat o esnada olağanüstü bir şeyle karşılaştı. Çeşmenin mermer duvarı sinema perdesi gibi gözlerinin önünde açılıverdi. Üstadı olan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerini ve etrafındaki talebelerini gördü. Üstad talebelerine Mesnevi-i Nuriye'yi ders veriyor, o da seslerini işitiyordu. Üstadın talebelerine şöyle dediğini işitti. Falan kardeşiniz bir fitneye uğramış, ona dua edin. Çok utandı. Ta Isparta'da olan üstadı ve yanındaki talebeleri onun o kadınla olan durumunu bir şekilde biliyorlardı. Artık o kulübede duramazdı. Bütün eşyalarını topladı ve Kirazlı Mescid sokaktaki İstanbul'un ilk Nur Medresesi'ne götürdü. Hemen üstadı ziyaret etti. Üstadın yanında 3 gün kaldı. Üstad kendisine o yüz kızartıcı konudan hiç bahsetmedi. Onun yanındakiler de bir şey söylemediler. 3. günün sonunda üstadın talebelerinden birisi Büyük Cevşen'den bir yer açtı. Üstad da onun açtığı yerden bir dua göstererek her farz namazından sonra burayı okursun dedi. İlahi, ez-zünubu ahresetni diye başlayan duanın içinden Abdülkadir Geylani Kaddesallahu Sırrahu Hazretlerine ait 2 yeri okumasını tavsiye etti. O 2 yerinde orijinali ve anlamı o zatın haline ve ihtiyacına tam münasip ve lazım bir münacat olmuştu. Mesnevi'de de bulunan söz konusu sadra şifa dua manası şöyle. Duanın meali. Allah'ım, günahlar dilime kilit vurdu, isyanların çokluğu belimi büktü, beni mahcup etti. Gafletin kalın ve boğucu perdeleri, yani gafletin dehşeti sesimi kıstı. Fakat ben yine de senin rahmet kapına geldim. Günahlarla alude halimle değil efendim, dayandığım Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretlerinin hak katında makbul ve kapıcılar tarafından tanınan sesi ve soluğuyla senin mağfiret kapının tokmağına dokunuyorum. Ey rahmeti her şeyi kuşatan, ey her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında olan, ey hiçbir kimsenin kendisine zarar veremeyip fayda sağlayamadığı ve üstünlük kuramadığı, ilminden hiçbir şeyin kaçamadığı, hiçbir şeyi koruyup gözetmek kendisine ağır gelmeyen, hiçbir şeyin yardımına muhtaç olmayan, hiçbir şeyin kendisini meşgul edip alıkoyamadığı, hiçbir şey kendisine benzemeyen,
hiçbir şey kendisini aciz bırakamayan yüce Rabbim, Allah'ım, beni işlemiş olduğum hiçbir şeyden sorumlu tutmayacak şekilde bağışla. Ey her şeyin mukadderatı elinde, her şeyin hazinelerinin anahtarları nezdinde olan, ey her şeyden önce var olan varlığının başlangıcı olmayan evvel, ey her varlık fena bulduktan sonra da var olacak varlığının sonu olmayan ahir, ey her şeyin encam ve nihayetine hakim, varı yok, yoku da var eden bir ahir, ey her şeyin üstünde varlığı görünen zahir, ey varlığı ayandan ayan vücudu varlığın, her satır, her kelimesinde netlerden daha net, apaçık okunan bir zahir. Ey zatı hakikatiyle ihata edilemeyen her şeyin ötesinde, ötelerin de ötesinde kainat ve hadiselerin biricik merciği bir batın. Ey her şeyin üstünde hükmünü yürüten mutlak hükümran, benim her türlü kusurlarımı bağışla, zira sen her şeye kadirsin. Ey her şeyi bilen Alim, ey her şeyi kuşatan Muhit, ey her şeyi gören Basir, ey her şeyi rayel ayn bilen Şehit, ey her şeyi gözetip, gözleyen, kontrol eden Rakip, yüce Rabbim, Allah'ım, yapmış olduğum bütün hata ve günahları hiçbir şeyden sorumlu tutmayacak şekilde bağışla, çünkü sen her şeye kadirsin. Allah'ım, gaflet edip senden aynı masiva kiriyle yaşamaktan, çirkin hevasattan, senin celalinin izzetine ve izzetinin celaline, saltanatının kudretine ve kudretinin saltanatına sığınıyorum. Ey sığınma dileyenlerin biricik tahassüngahı olan Allah'ım, enaniyet yok oluncaya kadar beni şeytani şehvet ve arzulardan koru, beşeri kirlerden temizle, Nebin olan Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem sıddıkane muhabbetle sevdirmek suretiyle gaflet pasından ve cehalet şüphelerinden arındır. Bütün benliğim Allah'tan alıkoyan her meşgaleden, Allah'ın himayesiyle korunmuş, Allah'ın inayetiyle hoşnut, Allah'ın kılıcıyla yardıma mazhar, Allah'ın engin ihsan denizindeki nimetlerine gark olarak beka bulsun. Ve ey bütün ışıkların hakiki menbaı olan Nurul Envar, ey bütün gizlenen sırları bilen Alimul Esrar, ey gece ve gündüzü kitap sayfaları gibi kolayca döndürüp çeviren Müdebbir, ey her şeyin maliki olan Melik, ey yegane galip olan Aziz, ey kahrolacakları kahreden Kahhar, ey rahmeti bol Rahim, ey kullarını seven ve onlar tarafından da sevilen Vedud, ey günahları yargılayan Gaffar, ey bütün bilinmezleri bilinen Allamul Guyub, ey kalpleri ve gözleri evirip çeviren Allah'ım, ey kusur ve ayıpları örten Settar, ey günahları bağışlayan Gaffar, yüce Rabbim, Allah'ım, günahlarımı bağışla. Sebeplerin kendisini sıkıştırdığı, ümit kapılarının yüzüne kapatıldığı, doğru yolda yürüyenlerin ardından gitmesi güçleşen, ömür dakikaları bitip tükendiği halde nefsi gaflet ve isyan vadilerinde değersiz kazançlar peşinde başıboş koşuşturan kimselere merhamet eyle. Ey kendisine yapılan her duaya icabet eden, ey hesabı çarçabuk gören, ey iyilik ve ikramda bulunan Kerim, ey bol bol hibede bulunan Vehhab, hastalığı büyüyen, şifa bulması zorlaşan, kurtuluş çareleri tükenen, imtihan yükü gittikçe artan ama biricik sığınağı ve ümit kaynağı ise yalnız sen olduğun kimselere merhamet eyle. Allah'ım, ben bu dağınıklığımı, tasamı ve şikayetimi sadece sana açıyorum. Allah'ım, seni çağırmakta tek hüccetim sonsuz ihtiyaçlarımdır. Sana yaptığım dualarda elimde olanlar hadsiz fakirliğim ve çaresizliğimdir. Allah'ım, buna rağmen senin cömertlik denizinden bir katre benim bütün ihtiyaçlarımı karşılar. Af dalgalarından esip gelen bir zerre bana yeter. Ey kullarını seven ve onlar tarafından da sevilen Vedud, ey Vedud, ey Vedud, ey arşın sahibi, şanı yüce Allah'ım Mecid ve ey her şeyin ilk yaratıcısı olan Mübdi,
Ey hayattan sonra ölümü, ölümden sonra da hayatı geri veren Mu'id, ey dilediği her şeyi yapan Allah'ım, arşının her yanını, erkanını kaplayan veçhinin, zatının nuru hürmetine istiyorum. Her şeyi kuşatan rahmetinin ve bütün mahlukatını emrin altında tutan kudretinin hakkı için istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Ey ekstradan yardımda bulunan Mu'iz, inayetinle bizim imdadımıza yetiş. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım, her şeyi kuşatan rahmetinle ömrüm boyunca işlediğim bütün günahlarımı ve dilimin sürçmelerini affeyle. Amin, amin, amin. Bütün hamd ve övgüler alemlerin Rabbi Allah'adır. Ne güzel bir dua ile bitti bu bölüm de kıymetli seyirciler. Evet, bu bölümle beraber bugün kitaplarla seyahat bölümünün de sonuna gelmiş olduk. Programın başlangıç bölümünde yaptığım duyuruyu bir kere daha anons etmiş olayım. Efendim, bu akşam inşallah saat Türkiye saatiyle 22'de Necdet İçel hocamızla Fikirlerin Dili bölümünde sizlerden gelecek olan sorulara canlı yayında cevaplar vereceğiz. Programımız normalde 1 saat sürüyor ama geçen hafta biliyorsunuz yaklaşık 1,5 saat sürdü. Konular çok önemliydi ve Necdet Hocam da bu konulara cevaplar verdi. Yine sorularınız olursa saat 22'de yayınımızda, YouTube kanalımızda inşallah sizi de bekliyoruz kıymetli seyirciler. Bu arada Arife günündeyiz. Teşrik tekbirlerini unutmayın sakın. Yarın bayram olacağı için kıymetli seyirciler program olmasın istiyorum. Siz de dinlenmiş olun, ben de dinlenmiş olayım aynı zamanda. Arkasından da biz çekimlerimizi yapmaya devam etmiş olalım. Pazartesi günü kitaplarla seyahate inşallah devam edeceğiz kıymetli seyirciler. Evet, dedim ya, bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk. Seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü görüşmek üzere. Bayramınız şimdiden mübarek olsun. Hoşça kalın.